Yağ mantısı. Hamuru için 1,5 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İç harcı için 300 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, karabiber, tuz. Üzeri için süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası. Kızartmak için 3 su bardağı sıvı yağ. Oo, oklavalar da ne güzel. Ne güzel değil mi? Evet. Şöyle düz olacakmışmış bak. Bak bakayım. Bak bak şimdi bak. İyi mi? Evet, süper. Vallahi harika. Bir de şöyle de anlıyorlar o zaman. Hani tıkırdamıyorsa. Oklava seçenler için. Ne böyle çok tıkırdamıyorsa değil mi? Düzse. Tıkırdıyor mu sence? Yok, yok iyi. Yok iyi. Ha? Yani şey bir ahengi var. Mesela böyle tıkır 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 değil de. Aynen. Bak. Takır. Doğru. Evet. Bir de şey de tabii aynı şekilde tahta da önemli. Tabii tahtanın da eğimi çok önemli. Hamurumuz şu an aldık. Malzemeleri gördünüz. Dinlensin diye hamuru önceden yoğurduk. Evet. Az önce yoğurmuştuk. Şimdi o kadar yumuşak pufuduk bir hamur ki oklava vurunca açılacaktır. Açılacaktır. Bir de son yemeğin... Son yemeğim de kurşun aşı olacak. Evet. Kayseri yöresine evet, ait. Evet, o da Kayseri yöresine ait. Çok sevdiğim bir yemektir. Nesini seviyorum? Ben özellikle şimdi spora da başladım. Böyle bir de hızlı yaşayan biriyim. Böyle karnınız acıktığında içinde proteinini, mercimeği var, nohutu var, soğanı var, salçası var. Böyle karışık, çok sağlıklı. Güzel bir yemek. Evet, evet, oldukça sağlıklı bir yemek. Hı hı. Ya böyle bugün... nedense böyle hala kurtulamadım. Tarık Akan'ı kaybettik biliyorsunuz 16 Eylül'de çok da severdim. Bugün şarkıcı ve oyuncu Seyyar Taner doğmuş. 1948 doğumluymuş. Ne kadar böyle ölüm ve yaşam bir arada. Yani çok klasik bir laf belki ama hala etkisindeyim. Gerçekten yaşarken bazı sanatçıların değeri bilinmiyor. Evet. Gerçi Tarık Akan herkesin çok sevdiği ve takdir ettiği biri oldu her evet. zaman. Sanki hani hakkı verildi. Evet. İyi ki de verildi. Çok sevdiğim biriydi. Ruhu şad olsun tekrar tekrar. Seyyar Taner'e de bayılırız. Gayet sevdiğimiz bir sanatçıdır. Ben çocukken Tarık Akan oturduğumuz mahallede bir film çekiyordu. Hmm. O zaman işte rol gereği böyle gelecek kesecekler. O da böyle yukarıdan Allah'ım ya Rabbim nasıl boylu poslu, yeşil gözlü, nasıl yakışıklı. Ben de herhalde 7-8 yaşlarında falanım. Geldi neyse tamam hani bitti çekim. Böyle geldi seninle olduğumuz gibi tamam ben böyleyim. O da senin gibi güzel gözleri vardı. Böyle bir dondum kaldım. Ben de o sırada bir bisküvi yiyorum. Bana yok mu dedi içinden bir tane aldı. O da yedi. Annem de hemen gitti eve. O zaman video kasetler vardı. İşte artık onun hangi filmiyse. Buraya imzalar mısınız dedi. Tabii dedi bir de benden makas aldı. Vay çok evet. güzelmiş. Çok evet, şanslıymışsın. Evet evet. Ruhu şad olsun inşallah. Evet, mekanı cennet olsun. Tekrar anmış olalım. Şimdi hep söylüyorum ya Naile Sultan. Naile Sultan 76 yaşında. Ben gelin gittiğimde 18 yaşındaydım. 19 yaşında da anne oldum. Benim böyle resmen annem oldu Naile Sultan. Şimdi böyle bir vesileyle zaten hep hayatımızdaydı. Hep söylerim 10 gün istediği zaman gelirdi, 10 gün kalırdı giderdi. Sen bu arada bardak mı istiyorsun? Bardak istemiyorum, bıçak istiyorum. Bu arada kalınlığımız bu şekilde olacak. Ne çok ince ne çok kalın. Şu şekilde. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz da böyle düşük kısık söyleyeyim. Mesela şu anda o buraya çıkıyor ya o kadar hoşuna gitti ki kadına bir enerji, bir yaşam tabii. sevinci. Böyle onu tanıyorlarmış, seviyorlarmış dışarıda. O kadar mutlu oluyor ki. O mutlu olunca ben daha da mutlu oluyorum. Nursel'cim benim de annem benimle birlikte kantinde. Ve o kadar önemli ki. Yani sabahleyin uyandığınızda sizi hayatta bir şeylerin bekliyor olması. O kadar önemli ki. Çünkü şimdi şöyle yapıyor. Ben sete gideceğim. İşte kızımın yanında olacağım. Hmm. Çünkü hani uyandığı zaman aksi takdirde belli bir yaşı geçtikten sonra hmm. da artık sağlık sorunları daha fazla niksettiği evet. için vücudunu dinlemeye başlayacak. Ama hani şimdi ama. Zaten onları dinlemeye de vakti yok. İşte ben gideceğim. Şimdi çocuklar beni bekliyor. Gençler tekrardan beni bekliyor. Tekrardan böyle bir yaşama sevinci kesinlikle. Geldi. Yani gerçekten seven var, sevmeyen evet. var. Böyle soğuk bulan var. Ama o tam evet. bir eski kadın. Bence hani ben çok mutluyum o burada olduğu için.
İnşallah sizi de çok rahatsız etmiyordur. Yani evdeki bayanlarımız da mutlaka kendilerine bir kurs edinebilirler vesaire ama günlük hayatta yerlerini almalılar. Naide Sultan'ı çağırıyor muyuz? Birazdan kızartmaya şimdi başlayacağız. Şimdi dolduralım. Biraz da yağımız iyice olsun. Ben sana şimdi koyayım. Tamam. Ortalarına. Özelliği doyurucu böyle koca koca kıymalar olacak içinde. Kapaması çok kolay diğer mantılara göre. Evet, gördüğünüz gibi ben basit için aldım, zor kayı malzeme bıraktım. Evet, yağda kızardığı için de ve çok bu lezzetli. Yağ çekmiyor. Hani içerisine sıvı yağ ve süt koyduğumuz için hani hiçbir şekilde yağ da çekmeyecek içine. Oldukça hafif, hani kızartma güzel olmasına rağmen oldukça hafif olacak. Güzel. Kapama şeklini bana göster. Hemen dört kulak mı yapıyorsun? Nasıl şu yapıyorsun? Sivri uçları alıyoruz, çeviriyoruz ve ortada buluşturuyoruz. Ne? Nasıl? Sivri ucu aldık, çevirdik, ortada buluşturduk. Kız ben sivri ucu, sivri ucu aldık, çevirdik, ortada buluşturduk. Sivri ucu aldık, çevirdik ve ortada buluşturduk. Sen bunu kayınvalideci hayır, kayınvalideci mi öğretti? Aa. Evet, şimdi tekrar çevirdik sivri ucu, ortada buluşturduk. Çevirdik sivri ucu, ortada buluşturduk ve evet. Şey sırasıyla şey saat yönünde gidiyorsun evet, galiba. Evet, hı? Evet, böyle ilginç ve şık bir şekli oluyor. Çok iyiymiş. Aa, çok güzel. Evet, kızarınca o kadar güzel bir görseli olacak ki. Hmm, hem iyiymiş. Göze hem mideye hitap edeceğiz. Dur bakalım. Şöyle çevirdik. Yok çok değil bak şöyle bir tur. Aldık ve koyduk. Aldık ve koyduk. Evet harikasın. Aldık ve koyduk. Ay çok güzel. Aldık ve koyduk. Ve şöyle ortasını bastıralım hafif şey yapmasın. Açılmasın. Açılmasın. Aha. Köşelerini de yama yapıyoruz. İç harcındaki kıymayı isterseniz dana kıymadan yapın, isterseniz kuzu kıymadan nasıl seviyorsanız fark etmiyor. Biz dana kıyma tercih ettik. Biz dana kıyma kullandık. Bizim ama dana bu seviyor. Arzunuza kalmış hangisi evet olacağı. Aynen. Bir tane de soğan doğradık. Bu klasik istediğiniz mantı yapabileceğiniz evet bir harç artık. Tuz karabiber ilave ettik. Naide Sultancığım tatlım. Efendim. Hadi gel. Geliyorum. Ben başlayayım. Gönül, tersini mi yüzünü mü? Hiç fark etmez. İstediğin tarafını at. Hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yiyorsun? Bir şey yemiyorum. Yiyorsun gördüm. Bak bak. Arada sırada böyle kaçamak yapmak lazım. Ne yaptın ama ne yiyorsun? Badem. Verdim ya size de. Verdim. Aa, ben de şunu çarptırmıyorum. Ağzımda hala var. Görüyor musun sen? Dur kızdı mı ya? Kızmamış. Azıcık daha bekle. Aa, azıcık daha. Kaynanam ya. Kaynana kazan karısı. Hadi diyelim. Bak resmini gördün mü? Gördüm hayatım. Yine suratsız çıkmışsın. Ben öyleyim ya ne yapayım? Ya bak yine gülmüyorsun. Bir tane çok gülerim bir fotoğraf. Bir daha deniyoruz. Harun'a bir bakıp kocaman gülümse. Böyle ha ha hadi. 3, 2, 1 gül. Öyle değil kız. Fotoğraf için böyle gülümse. Tamam gülüyorum gül işte. Kocaman göster dişlerini. Bakalım bu nasıl çıkacak? Kaç kere deneme yaptık biliyor musunuz? Bir türlü olmuyor. Aç altını. Açtım şekerim. Ellerimi temiz atayım mı? Tabii ki. Senin kadar titiz kadın az görülür yani. Temizlik hastası. Beğenmezsin. Kızım bağırıyor bana. Bağırır da bir rahat bırakmıyorsun çocuğu. Aa bak şimdi güzel oldu. Evet. Otur bakalım diyor. Otur babaanne yapma çok iş. Oturunca kim yapacak? Nursel görüyor musun? Attığımızda kabarıyor yağın içinde de. Mayalı değil mi? He mayalı. Tabii. İnanılmaz güzel mayalanmış hem de. İçinde de süt ve yağ olduğu için yağ çekmiyor. Hiçbir kızarmış şekilde. O kadar hafif olacak ki. He kızarmış. Lokma gibi. Evet. Bak evet hiçbir şey olmuyor değil mi Nurselciğim? Açılma vesaire hiçbir şey yok. Gönül şunun güzelliğine bak. Bu ne ya? Ben bunu niye yapmamışım daha önce? Bak bak. Allah aşkına çok tatlı. Yaparız artık. Yap. Hadi. Çok güzel.
Vallahi ne güzel oldu baksana. Bak, kızardı. Evet, kabardı. Aa. Şekli de ortaya çıktı. İlginç bir şekli var. Şey dökeceksin değil mi? Yoğurt sarımsak. Yoğurtlu sarımsak, bir de özel bir salçalı sos yapacağız. Biber salçası, domates salçası, tereyağlı. Al kalorileri sonra. Vallahi.